İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haftanın son haber bülteniyle karşınızdayız. Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Haşim Saçi'nin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının onaylanması kararnamesini imzalamasının ardından karar resmi gazetede de yayımlandı. Söz konusu anlaşma böylelikle yürürlüğe girmiş oldu. Türkiye ile Kosova arasında yaklaşık bir yıl süren müzakerelerin ardından yapılan serbest ticaret anlaşması 27 Eylül 2013 döneminin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kosova Başbakan Yardımcısı ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Mimoza Kusarilila tarafından Ankara'da düzenlenen törenle imzalanmıştı. Kosova İstatistik Kurumu'nun paylaştığı verilere göre ülkenin Türkiye ile ithalat rakamı toplam ithalatın %10'luk kısmını oluşturuyor. Yıl boyunca Kosova gümrüğünden toplanan vergiler ülke bütçesinin yaklaşık %65'ini oluşturuyor. Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından iki ülke arasında ticaret hacminin artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Haşim Saçi, Tiran'da Kosova özgürlüğüne katkı sunan kişi ve kurumları özgürlük nişanı ile onurlandırdı. Kosova'nın özgürlüğüne kavuştuğu 20. yılında Cumhurbaşkanı Haşim Saçi, Arnavutluğun başkenti Tiran'da düzenlenen törenle bu sürece katkı sunan kişi ve kurumları özgürlük nişanı ile onurlandırdı. Törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Saçi, Kosova'nın özgürlüğünün 20. yıl dönümü kaydettiğimiz şu günlerde sizlerin arasında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizi desteklemesi için dünyayı etkileyen diplomatik, askeri ve diğer kesimlerin olağanüstü çabası için müteşekkiriz. Arnavutluğun rolü olmasaydı Kosova bugün ne özgür ne de bağımsız olabilirdi. NATO ve AB entegrasyon süreci de Arnavutluğun desteği olmadan zorlu bir süreç olacaktır dedi. UÇK'nın Kosova'nın özgürlüğündeki rolüne de değinen Cumhurbaşkanı Saçi, özgürlük savaşçıları olmadan başarılı olamazdık. UÇK tüm Kosova halkının ve tüm Arnavutların birlik olmasını sağladı, dedi. Meclis Başkanı Kadri Veseli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Meclis Başkanı Kadri Veseli, savaş gazileri listesini gözden geçirecek komisyonun kurulması ile ilgili başlattığı girişimi görüşmek için sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bugün kabul etti. Görüşme ile ilgili sosyal medya aracılığıyla yayımladığı açıklamada Meclis Başkanı Kadri Veseli, bu girişimi desteklemeleri ve özgürlük savaşçıları ile Kosova Devleti'nin onurunun korunması için sivil toplum kuruluşları davet ettiğini duyurdu. Başbakan Ramush Haradinaj, Kosova misyonu şefi Stefane Eble yönetiminde Uluslararası Para Fonu IMF temsilcilerini kabul etti. Haradinaj bu görüşmede Kosova'nın sorumsuz gösterildiği mali istikrarın korunması ve gelişmesi işlevliğinde ülkenin hedeflerinden konuştuklarını belirtti. Haradinaj, bu kuruma Kosova hükümeti ile yapıcı bir partnerlik için teşekkür ettim ve bu ilişkilerin Kosova'ya sürekli gerektiğini, mali destek ve yabancı yatırımların artması lehine işbirliğinin artması için tüm imkanların kullanılması gerektiğine vurgu yaptım, dedi. Bugünkü etkinlikleri çerçevesinde Başbakan Ramush Haradinaj, Maliye Bakanı Bedri Hamza ile vergi politikalarındaki son durum ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Ramush Haradinaj, Maliye Bakanı Bedri Hamza ve Başbakanlık Ofisi yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede vergi politikalarındaki son durum hakkında bilgi aldı. Bu yıl ekonomi yılı diyen Başbakan Haradinaj, Kosova'nın maliye politikalarında hangi noktada olduğunu net bir şekilde görebilmek için çalıştıklarını kaydetti. Başbakan görüşmede hükümet olarak yasal altyapının güçlendirilmesi, mali kolaylıklar, birçok ürünün vergiden muaf tutulması ve bu kapsamda ekonomik büyüme ile yeni istihdam alanlarının yaratılması konularının ele alındığını ifade etti. Kosova'nın bölgedeki en fazla ekonomik büyüme sağlayan ülke olduğuna vurgu yapan Başbakan Haradinaj, saha araştırmalarında her gün üretim ve ihracatın arttığını görüyoruz ve bu ekonomik parametreleri geliştirmek için tüm kaynaklarımızı tanımlamak ve kullanmak ülkenin en önemli çıkarları arasında yer almaktadır, dedi. Kosova Demokratik Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla geçtiğimiz hafta içerisinde kurulan seçim komisyonu, KDTP Prizren Şubesi'ndeki seçimlerin 29 Haziran 2019 tarihinde yapılacağını açıkladı. 4 yıl aradan sonra 29 Haziran tarihinde parti içi seçimlere gidileceğinin açıklanması ardından KDTP Milletvekili Fikrim Damka'dan tepki geldi. Aferin.
Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka, Kosova Demokratik Türk Partisi Prezident Şubesi'nin seçimlerinin cumartesi günü yapılmasına ve Kosova Demokratik Türk Partisi ofisinde gerçekleşmesine karşı çıktığını söyledi. Bu seçimlerin adil, tarafsız, şeffaf, herkesin katılabileceği bir seçim olması için mücadelemizi verdik. Fakat son seçim komisyonunun ve özellikle Rize'nin meclisinin almış olduğu bir karar neticesinde bu seçimin pazar günü değil, cumartesi günü yapılması, bu dünyanın hiçbir yerinde yapılmış bir seçim şekli değildir. Bir de gördüğünüz kadarıyla tek kapılı parti ofisinin içerisinde, binasının içerisinde 15 metrekarelik bir yerde bir seçimin yapılması. Biz buna itirazımızı yaptık. Birkaç defa itirazımızı yaptık. Buna yetinmeyip seçim komisyonuna ve şube başkanı ve genel başkanı olmak üzere meclis üyelerinin imzasıyla bir yazı gönderdik. Fakat neticesini alamadık. Parti üyelerimize yapmış olduğumuz istişare neticesinde bu seçimin bu ofiste, bu parti ofisinde, bu küçük yerde bir cumartesi günü sıcak hava ortamı içerisinde kuyruklar süt bekler gibi kuyruklar neticesinde olmaması konusunda talepleri var. Bu taleplerin karşısında biz de onların sesini dinleyerek, onların sesi olma yönünde adım atarak burada bir imza kampanyasının oluşması ve başlatılması konusunda bir karar alındı. Yeni seçilecek olan yönetim ve parti başkanlığı seçiminde Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylarınızı koyacak mısınız sorusu üzerine Damka, KDTP'nin yeni bir genel başkana ihtiyacı vardır ve bu yeni genel başkan adaylarından biri de benim dedi. Meclis seçimlerinden sonra çıkacak olan tablo önemlidir. Fakat her ne olursa olsun adaylığımdan vazgeçmeyeceğim, adaylığımı koyacağım. Genel başkan adayıyım. Yeni bir tüzükle partinin daha demokratik ve her zaman bunu dile getirilen ve istenilen iki dönem başkanlık, iki dönem atamaların yapılması, bu da bizim programımızda olacaktır. Ve asıl hedefimiz gençlerle tecrübelilerin sinerjisini oluşturmak. Türk toplumu o eski günlerine dönmek zorunda, topluluklardan söz sahibi olduğunu, Kosova'da söz sahibi olduğunu hissettirmesi gerekir. Bunu da yapacak olan tek adres Kosova Demokratik Türk Partisi'dir. Zaten tek partiyiz. Başka bir partilere, başka bir bölünmelere asla asla izin vermeyeceğiz. 4 yıl aradan sonra 29 Haziran tarihinde parti içi seçimler gerçekleşecek. Meclis Başkanı ve Spor Bakanı'nın da katılımıyla Drenas'ta inşa edilecek Kosova Ulusal Stadyumu'nun tanıtımı yapıldı. Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Spor Bakanı Kuitim Gaşin'in de katılımıyla Drenas'ta inşa edilecek Kosova Ulusal Stadyumu'nun tanıtımı yapıldı. Ulusal Müze'de gerçekleşen tanıtımda stadyumun FIFA ve UEFA standartlarında inşa edileceği ve stadyum kapasitesinin yaklaşık 30 bin kişilik olacağı belirtildi. Meclis Başkanı Kosova'nın Balkanlardaki en güzel stadyuma sahip olması gerektiğini belirterek bunun gerçekleşeceğini ifade etti. Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Kuitim Gaşi ise stadyumun spor alanındaki en büyük yatırımlardan biri olduğunu ifade etti. Prizren ve Yakova öğrencileri mezuniyet sınavının birinci bölümüne bugün tabi tutuldular. Sınavın birinci bölümü ana dili ve İngilizce sorularından oluşuyor. Eğitim Bakanlığı kopya çeken veya kuralları ihlal eden tüm öğrenciler ile yöneticilere karşı cezai önlemlerin alınacağı uyarısında bulundu. Gilan ve Ferzoyuk'ta dün düzenlenen mezuniyet sınavı esnasında telefonları kullandıkları ve kurallara saygı göstermedikleri gerekçesiyle 53 öğrenci sınavdan uzaklaştırıldı. İsviçre'de greve giden kadınlar hayatı durdurdu. ABD, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Sırada kısa dünya turu var. Haber bültenimizin sonunda hava durumuna bakacağız. Ardından kapanış için tekrar burada olacağız. Kosova'da bugün zaman zaman bulutlu olmakla birlikte genelinde güneşli bir hava hüküm sürüyor. Başkent Prişine'de termometreler 29 dereceyi gösterdi. Kosova Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın ülke genelinde güneşli ve sıcak bir hava hüküm sürecek. Günün en yüksek hava sıcaklıkları ise 29 ila 31 derece dolayında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz, bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımın adına iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Sağlıcakla kalın.